Tarih boyunca aile olmadığı zaman bir insanın yetişmesi, kişilik kazanması, karakter kazanması ve geleceğe dair önemli bir özelliğe sahip olması çok zayıf bir ihtimal, hatta imkansız gibi. Bizim dinimizin kaynaklarında ailenin hangi fonksiyonlara ve özelliklere ve görevlere sahip olduğunu birçok kaynaktan görüyoruz. Özellikle Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda anne babanın, kişinin, çocuğun ve gencin gelişiminde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu kitabımızda görüyoruz. Biliyorsunuz Hazreti Meryem'in annesi henüz Meryem anne karnındayken Meryem'in kişiliği, yapacağı işler, vazifesi, gelecekte hangi konumda olacağına dair duasından öğreniyoruz. Meryem'in annesi Allah'a şöyle dua ediyor: "Ya Rabbi, ben bu karnımdaki bebeği senin hizmetine, senin davana adıyorum ve ona göre şekil kazanmasını, kişilik kazanmasını istiyorum." diyor. Biz bu ayetten şunu anlıyoruz: anne ve baba henüz çocuk anne karnındayken onun geleceğiyle ilgili, onun kişilik kazanması, eğitimi, terbiyesi, ahlaki erdemlerini oluşturması için henüz anne karnından başlayarak titizlik göstermesi gerekir. Burada titizlik gösterilecek en önemli husus da anne babanın o evladın gelişiminde evine kazandığı lokmanın helal olup olmadığına bakmasıdır mesela. Ondan sonra çocuğun nasıl bir eğitimden geçmesi gerektiği, hangi ahlaki erdemleri, faziletleri kazanması gerektiğine dair anne babanın özen göstermesi gerekiyor. Genellikle gençleri ele alırken şöyle bir klişe cümlemiz var bizim: İşte gençlik nereye gidiyor, gençlik ne yapıyor? Aslında gençliğin bir yere gittiği yok. Toplumun topyekün üzerine düşen vazifeyi yapıp yapmadığını sorgulamak gerekiyor. Herkes kendi üzerine düşeni, herkes yapması gerekeni yaptığında gençlerin toplumun istenen düzeye geldiğini görürüz. Gençliğin bugün içerisinde bulunduğu ortam aslında yetişkinlerin onlara bıraktığı ortamdır. Bizlerin bıraktığı ortamdır. Eğer yetişkinler olarak bizler gençleri geleceğe hazırlayacak ortamlar hazırlarsak, onlara bu anlamda yardımcı olursak, onların eğitimlerine, terbiyelerine, onların kişilik kazanmalarına, yetenek kazanmalarına, meslek kazanmalarına yardımcı olacak işler yaparsak, gençlerin bu ülkenin de bizim de toplumun da faydasına olacak birçok iş yaptığını görürüz. Nitekim öyle gençleri de görüyoruz. Anne baba evladının çocukken de, gençken de, yetişkinken de takibini yapmak zorundadır. Evladının nerelere gittiğini, kimlerle görüştüğünü, hangi işleri yaptığını, kimlerle ne zaman geçirdiğini mutlaka bilmelidir. Mutlaka takip etmelidir. Anne baba evladı ile ilgili endişelerini uygun bir üslupla, çok da böyle ceberrutça değil, daha böyle merhametle, hikmetle davranarak evladını takip etmelidir. Biz yine bunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Nitekim Hazreti Lokman evladını karşısına alıp nasihat ederken hitabı çok naif bir hitaptır. Evladım, oğulcuğum gibi çok böyle karşısındaki evladına kişilik, onur kırmadan, izzetini incitmeden ona bir yetişkin edasıyla hitap ederek nasihatte bulunmaya çalışıyor bir baba olarak. Yine Hazreti İbrahim İsmail'e diyor ki seni Allah için efendim kurban edeceğim, bana böyle bir emir geldi. Aslında biz bunu şöyle anlıyoruz: İbrahim evladı İsmail'i çok ağır bir görevle görevlendiriyor. Ama bunu yaparken onunla istişare ediyor. Sen ne düşünüyorsun diyor. Şimdi her zaman emreden, her zaman talimat veren, her zaman onun kişiliğini, gençliğine dikkat etmeden böyle buyurgan bir tavırla gençlere yaklaşmak onları etrafımızdan dağıtır. Bugün biz gençlerimizin fikirlerini almak, onların ne düşündüğünü, onların bu dünyaya bakışlarını, onların olaylara yaklaşımını değerlendirmeliyiz ve onları dinlemeliyiz. Onları dinlediğimiz, onların fikirlerine önem verdiğimiz zaman, onların kendilerini önemsediğini hissettikleri anda faydalı olmaya, kendilerini korumaya başlarlar. Günün bir kısmını zaten çalışarak geçiriyoruz. Kalan kısmını ise çok böyle istenmeyen şekilde televizyon karşısında vakit geçirerek son derece faydasız bir vakitle öldürüyoruz. Halbuki aile bireyleriyle beraber zaman geçirmek, onlarla konuşmak, onların dünyalarına inmek ve onların ne hissettiğini, ne duyduğunu, ne yaşadığını bilmek o genci kuşatmaya, o gencice faydalı olmaya doğru bizi götürür. Bugün gençlerimizin bir kısmının madde bağımlılığı başta olmak üzere teknolojik
gelişmelerin de ilerlemesi sebebiyle ekran bağımlılığı, sosyal medya mecraındaki o çok kötü duruma düşmüş zaman öldürme ve maalesef zararlı olma durumu gençlerimizi kuşatmış durumda. Gençlerimiz genç enerjilerini toplumun, milletin, vatanın faydasına harcayacağı yerde bir küçücük bir ekranda çok faydasız, sadece vakit öldürecek ve kendini orada adeta afyonlanmış, hipnotize edilmiş şekilde saatlerce o mecrada zaman öldürmesi onun enerjisini de bitiriyor. Kendi heyecan duygusunu da bitiriyor ve maalesef faydasız bir birey haline gelmeye başlıyor. Biz buna karşı ne yapmalıyız? Gençlerimizi alternatiflerin olacağı ortamlara çekmemiz gerekiyor. Başta spor aktiviteleri olmak üzere, okuma aktiviteleri, okuma ortamları, ders çalışma ortamları, gençlerin kendilerini ifade edeceği tartışma, münazara ortamlarının oluşturulması, özellikle toplu yaşam alanlarının oluşturulması, yani birey kalan genç zararlı olmaya başlar. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bir genç birey kalmışsa, sadece kendisiyle zaman geçiriyorsa, kimseyle görüşmüyorsa, konuşmuyorsa, faydalı bir arkadaş çevresi edinmiyorsa, o genç tehlikeli olmaya başlar. Çünkü zararlı bir ortamın içine girmesi çok büyük bir ihtimaldir. Dolayısıyla bizim gençlerimize alternatif sunacak şeyler yapmamız gerekir. En tehlikeli husus da şudur: bu işi yapma sözüdür. Hayır, öyle değil. Yani biz gence örneğin sosyal medyada çok zaman geçirme yerine değişik alternatifler sunarak hareket edersek, gencimize alternatif sunarsak, o gencimiz bir çevre edinir ve o çevrede gelişir. Şimdi biz Müslüman bir toplumuz. İslam'la şekil bulmuşuz. Bizim toplumun her kesimine, sadece gençlere değil, her kesimine sunacak bir alternatifimiz vardır, olmalıdır. Nedir o? Biz Müslümanlar gençlerin yaratılış gayesini, yaşam amacını, yaşamdan sonraki hayatını hatırlatmak ve bu anlamda çalışma yapmak zorundayız. Bu gencin yaşam gayesini unutuyor olması, unutmaya doğru gitmesi, yaşamı sadece bu dünyadan ibaret sayarak son derece tehlikeli bir mecranın içine girmesi o genci umutsuz, ümitsiz, umarsız bir hale getirir ve kendisinden vazgeçmeye başlar. İdealist olmamaya başlar. Bunu önlemenin yolu gence yaratılış gayesini doğru bir üslupla ve iyi bir ortamda hatırlatmak ve anlatmaktır ve kabul ettirmektir. Yaratılış gayesinin yanında bu dünyadan sonraki hayatını, yani ahiret yurdunun varlığını her zaman diri tutmak, canlı tutmak, insanlara bunu anlatmak, gençlere, toplumun diğer bireylerine başka bir alemin de olduğunu anlatmaktır. Başka bir husus da yaratılış gayesinin içerisinde saklı olan bireyin topluma faydalı olmasının esas olmasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ifadesi var: İnsanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır. Bu bir ilkedir bizim için. Biz bu toplumda neye faydalı oluyoruz, neye yarıyoruz? Bu bilinci bizim toplumun her katmanında olduğu gibi özellikle ama özellikle gençlere hatırlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim, yani gençlerin bugün teknoloji bağımlılığı, madde bağımlılığı, şiddet, şiddet sarmalı gibi ortamlara gitmeyin, yapmayın demek yerine onlara alternatif olacak ortamları kazanmak, kazandırmak ve oralara yoğunlaşarak gençleri oralara çekmekle bu tehlikeleri bertaraf edebiliriz. Batı toplumu gençlerin özellikle madde bağımlılığı gibi çok tehlikeli bir ortamın içine girdiğini gördüğü için hiçbir genci boş bırakmıyor. Yani 12 yaşından itibaren hangi gencin hangi spor dalıyla ilgilendiğini, hangi sanat dalıyla ilgilendiğini ya da yeteneğinin ne olduğunu takip eden birimler var ve o gençleri onunla meşgul ederek diğer alanlara gitmesini engelliyor. Biz de hem bunları yaparak hem de inancımızın, imanımızın gereği olan Müslüman olma özelliğimizi de özellikle öne çıkararak gençlerimizi bu anlamda kuşatabilir ve bu tür ortamlardan uzaklaştırabiliriz. Gençlik merkezlerimiz ve gençlerle ilgilenen özel bir ekibimizle sahadayız. Her alanda, her mahallede, her bölgede bu çalışmaları yapıyoruz. Gençlerimizi de bu ofislerimize bekliyoruz diyorum.